Merhaba, bugünkü yayınımızda araştırma değerlendirme ile ilgili konuşacağız. Ben Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ben Yaşar Tonta, ben de aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugünkü çalışmamız genel hatlarıyla aslında Yaşar Hocamızın çok uzun yıllar üzerinde çalıştığı, hem bu konuyla ilgili yayınlar yaptığı hem de bu konuda aslında Türkiye'de belki karar vericiler için bir takım raporlar, kitaplar, dokümanlar hazırladığı bir konu. Ben onun için Yaşar Hoca'ya direkt olarak değerlendirme nedir, amaç, etki, yan etki gibi aslında bu çalışmanın altındaki önemli kavramlarla belki bir bize giriş yapmasını rica edebilirim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Şimdi önce belki genel olarak değerlendirme kavramından söz etmekte yarar var. Kabaca değerlendirme, örgütlerin, iş yerlerinin, personelin performansını belirli aralıklarla değerlendirmesine dayanan bir şey. Ve buradan giderek de örgütün amaçlarına ne kadar katkısı sağladığına ilişkin bir şey. Tabii değerlendirme deyince ister istemez akla hemen performans değerlendirme geliyor. Bu da bir bakıma belki de hani daha çok böyle saat tutulabilir işler, belirli bir zamanda yapılabilir işler için söz konusu diyebiliriz. Özellikle sanayi devriminin gelişmesiyle birlikte ya da Taylorizm denilen, bilimsel yönetim olarak bilinen saat tutma olayı, oradan gidip bir ortalama elde etme ve bu ortalamanın altında kalan kişileri bir şekilde ya daha iyi yapabilirsin diye. Belki bu konudaki en iyi örneklerden bir tanesi Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar diye bir filmi var. Onun bir fabrika sahnesi var. İşte cıvata sıkmaya yetişmeye çalışırken helak olan bir vatandaş. Dolayısıyla burada hani belirlenmiş ne kadar sürede yapılabileceği bilinen işler söz konusu olduğunda 1900'lerin başında bu çok adına da bilimsel yönetim denilerek öne çıkmış bir şey. Dolayısıyla da sanıyorum ki değerlendirme ya da daha spesifik olarak performans değerlendirme bir şekilde yaklaşık 100 küsur yıldan bu yana üzerinde önemli durulan bir konu. Bu herhalde kaliteyle ilgili sorun yaşandığı anda hemen bir performans değerlendirme çalışması da ön plana çıkıyor. Bu aslında İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nda da benzer çalışmalar yapıldı. YÖK'te de benzer çalışmalar yapıldı. Hani burada birazcık daha kaliteyi arttırabilmek için hani neler yapılıyor buna bakalım diye ama çok da başarılı örneklerini maalesef göremedik herhalde. Tabii her şeyde olduğu gibi bunun olumlu ve olumsuz tarafları da var. Hani biraz önce senin bahsettiğin diyelim ki belirli örgütlerde yapıldığı zaman nelere yol açabiliyor. Birazdan onu özellikle araştırma değerlendirme bağlamında da açacağız kuşkusuz ama bugün bile örneğin işte telefon hattını aradığınızda ya da bankadaki bir gişeye gittiğinizde eğer oradaki görevli ortalama süreden daha fazla sizinle zaman geçiriyorsa şefinin gözü üzerinde oluyor bir bakıma. Gerekirse müdahale edebiliyor. Çünkü belirli bir ortalama var saatte kaç telefona cevap verilecek vesaire falan diye. Ama dediğim gibi söz konusu olan bu tür hani mekanik olarak ölçümü kolay işler için belki geçerli bu. Esas burada üzerinde durulması gereken bu ortalamayı geçen kişilerin ödüllendirilmesi devreye girdiği zaman sanıyorum ki sorunlar başlıyor. Onun da nedeni şu, iş yeri, örgüt üstü kapalı olarak demek istiyor ki ya bak eğer bu işi ortalamanın üzerinde yaparsan seni ödüllendireceğim yani. Prim vereceğim, şu olacak, bu olacak. Böyle olunca da işin olumsuz yönleri ortaya çıkmaya başlıyor ve bunu kenarından dolanmak için çalışanlar bir şekilde bir yan yollara sapmaya başlıyorlar.
Bunun tarihte örnekleri çok aslında. Biraz önce sanayi devriminden vesaire bahsettik ama izin verirsen birkaç örnek vermekte yarar var. Ondan sonra belki akademik anlamda araştırma değerlendirmeye gelebiliriz. Ne zaman bu tür bir ödüllendirme söz konusu olsa bir şekilde sorunlar başlıyor. Çok tipik örnekleri var bunların. Özellikle işte 1900'lerin başında mesela benim en fazla ilginç bulduğum örneklerden birisi Vietnam'da Fransız kolonyalizmi döneminde işte bir Fransızların yaşadığı bölge var. İşte villalar, bakımlı Çinler vesaire. Bir de Hanoi'de, Vietnam'da o zamanki Hindi Çin'de oluyor bu. Bir de diğer vatandaşların yaşadığı bölge var. Ama bir şekilde bir salgın hastalık çıktığında fark ediyorlar ki bu salgın hastalık işte kanalizasyon sistemi yoluyla yayılıyor. Öyle olunca da kanalizasyon sistemi açısından ne yapabiliriz? İçinde kocaman fareler geziniyor vesaire. Dolayısıyla acaba farelerin kökünü, sıçanların kökünü kurutsak ne olur diye. Bu Harvard Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü'nü yapmış kültür tarihçisi olan Robert Denton'un bir kitabı var. Büyük Kedi Katliamı diye. Ondan esinlenerek Büyük Sıçan Katliamı diye bir makale çıkmıştı bu Fransız kolonyalizmi ile ilgili. Orada gözüme çarpmıştı. Sonuçta valilik orada bu sanıyorum ki 1900'lerin hemen başında 1902'de falan oluyor. Bir şekilde bir sıçan öldürdüğüne dair kuyruğunu getirirse o kişiye o zamanın parasıyla işte bir sent gibi vesaire bir ödeme yapılıyor. Ama gene salgın hastalık bir şekilde önlenemiyor. Arkasından bu miktar artırılıyor parça başı 3 sente falan ama hala önlenemiyor. Bir gün gezerken özellikle diğer halkın yaşadığı yörede sağlıkla ilgili olan görevli ortada bir sürü kuyruğu olmayan sıçanın dolaştığını fark ediyor. Allah Allah nasıl olur gibisinden araştırma yapılınca ortaya çıkıyor ki sadece kuyruğu kesilerek getirildiği zaman aslında sıçan üremeye devam ediyor. Öyle olunca da daha fazla para alabilmek için yoksul kesiminde Hanoi'nin sıçan çiftlikleri kurulmuş. Orada üretiliyor. Dolayısıyla kuyruğu götüren parayı alıyor diye. Bu tek bir örnekte değil aslında. Bu olgu çok değişik yerlerde, değişik biçimlerde kendisini gösteriyor. Örneğin gene kolonyalizmle ilgili Hindistan'dan bir örnek. Hatta bunun da adı kobra etkisi diye geçiyor. Aynı şekilde bir çiftlik kurma olayı burada da geçerli. Kobraların önünü alabilmek için İngiliz görevliler işte kelle başına ne bileyim bir para ödüyorlar. Orada da bir süre sonra kobra çiftliklerinin kurulduğu görülüyor. Bakın aslına bakılırsa anlamını kaybetmiş oluyor. Yani belki halis düşüncelerle ortaya çıkıp işte bak sen de daha çok çalışırsan sen de prim alırsın olayı aslında sorunu daha da kötüleştiriyor bir bakıma. Ama hocam akademik tarafa geçeceğiz ama mesela her zaman ödüllendirme değil aslında cezalandırmadan kaçınmak için de bu oluyor. Örneğin işte devlet üniversitelerinde bu akademik teşvik şeklinde bir ödemeyken vakıf üniversitelerinde de hani belli bir yayın sayısını veya puanını tutturamadığınız zaman bu sefer başka yaptırımlarla karşılaşma riski ortaya çıkabiliyor değil mi? Çift taraflı bir şey bu. Bazen ödül, bazen de ceza olarak karşımıza çıkıyor. Elbette. İlk çıkışı muhtemelen hani şu izlenimi vermek. Ya bak sen de eğer diyelim ki bunun karşılığında maaş artacaksa vesaire sen de öyle yaparsan senin de maaşın artar. Dolayısıyla bu örgütün yararına ve senin de yararına anlamına. Ama katılıyorum bunun tersi olduğu zaman da bir şekilde biraz önce sözünü ettiğimiz gibi işte
gişe görevlisi bankada diğerlerinden daha uzun süre harcıyorsa, daha fazla ilgi gösteriyorsa müşteriye, bu ona aslında negatif olarak dönüyor. Bir de işin bu yönü var. Akademik anlamdaki kısma geçmeden önce aslında bununla ilgili olarak özellikle ekonomi ve politikada birçok kişi kafa patlatmış ve kendi adlarıyla bilinen bir takım yasalar ortaya koymuşlar. Bir iki tanesine kısaca değinmekte yarar olabilir belki. Bunlardan bir tanesi örneğin Goodhart yasası. Goodhart yasası diyor ki yani bir şeyi bir göstergeyi, indikatörü vesaire sen belirli bir ölçme amacıyla kullanmaya başladığın zaman eğer bu ortaya çıkarsa daha sonra bu anlamını yitirir ve ölçmek istediği şeyi ölçmesi artık mümkün hale gelmeyebilir diyor. Birazcık daha iyi toparlayabilirsem şunu söylemek istiyorum. Ya mesela bizdeki çoktan seçmeli sınavları düşünün, üniversite sınavlarını düşünün. Şimdi orada aslında ölçülmeye çalışılan şey kişinin belirli bir konuda bilgisi olmaktan çıkıp test tekniğini ne kadar kaptığı, dolayısıyla da ne kadar hızlı bunu yapabildiğine dönüyor. O zaman artık o test kişinin bilgi düzeyini vesaire ölçmekten çıkıyor. Aynı şekilde ister işte biraz önce sözünü ettiğimiz Hanoi'deki sıçan kuyruklarının toplanması olsun, ister kobra efekt olsun vesaire. Bu sefer ekonomik anlamda sizin o gösterge ölçmek istediği şeyi ölçemez hale geliyor. Bizim konumuz akademik anlamda araştırma, değerlendirme kuşkusuz ama yani akademik açıdan da bunun farklı işleyeceğini beklemek çok doğru gözükmüyor. Özellikle de uygulamalara alınan bu tür politika kararlarının sonuçlarına bakıldığında. Artı akademik anlamda araştırma değerlendirme, performans değerlendirme söz konusu olduğunda burada biraz önce verdiğimiz örneklerden daha farklı bir durum söz konusu. Yani iyi bir araştırma ne kadar zamanda yapılırın bir ortalaması yok. Elbette araştırma kurumları da yaptıkları yatırımın geri dönüşünü ve bunun daha hızlı bir çevrim içinde gerçekleşmesini beklerler kuşkusuz ama bu çıvata sıkma ya da sıçan kuyruğu kesmede olduğu gibi şu kadar dakikada yapılabilecek iş diye tanımlanabilecek bir şey değil. Adı üzerinde araştırma, bir şeyi araştırıyorsunuz, bazen bulabilirsiniz, bazen bulamayabilirsiniz. Ama bu yaklaşım söz konusu olduğunda o zaman siz tıpkı biraz önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi işte bir sunuş hazırlamanın belirli bir ortalama süresi vardır. Bir akademik makale yayınlamanın bir süresi vardır gibi bir varsayımla işe başlamış oluyorsunuz. Bunu kısalttıkça da tabii ki sorunlar katlanmaya başlıyor. O zaman hocam yavaş yavaş belki araştırma değerlendirmenin akademik boyutta uygulanmasıyla ilgili belki biraz konuşabiliriz. Burada bazı notlar almıştınız siz de. Hani bunun niçin yapıldığı ve bunun haricinde işte hangi değerlendirme ve teşvik yöntemlerinin kullanıldığı gibi bazı konular vardı. İşte Türkiye'de de aslında farklı kurumların farklı şekilde bunu uyguladıklarını görüyoruz. Yani burada hem YÖK nezdinde aslında bir takım çalışmalar var. Üniversitelerdeki kalitenin belki arttırılabilmesiyle ilgili olarak. Ama buna paralel bir de TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalar var. Hani bu yayınlara teşvik edilmesi veya desteklenmesiyle ilgili. Üniversiteden üniversiteye de değişik çalışmalar oluyor. Bazıları yükseltme kriterlerinin içine bunu yerleştirirken, işte bazıları da mesela bizim üniversitemizde olduğu gibi belirli yayın çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra işte yurt dışı seyahatlerde destek olunması gibi çok farklı aslında uygulamalar var. Bir kısımda bu uygulamaları destekliyor. Evet diyor, hani gerçekten bu çalışmaların desteklenmesi önemli ama belirli bir kısımda
bu çalışmaların desteklenmesinin aslında faydadan çok zarar getirebileceğiyle ilgili bir takım görüşler öneriyor, söylüyor, belirtiyor. Belki burada buna giriş yapabiliriz. Yani genel olarak aslında belki dünya örnekleriyle gidebiliriz ama sonuçta Türkiye'ye de geleceğiz. Yani akademide araştırma değerlendirmenin profilini bize bir kısaca çizerseniz. Bugünkü anlamda araştırma değerlendirme açısından bakıldığında bunun ortaya çıkışı aslında 60'lardan özellikle 80'lerden 90'lardan sonradır. Yani o zamana gelene kadar araştırma değerlendirme denilen şey akran değerlendirmesi. Yani bir makalede herhangi bir orijinal taraf var mı vesaire hikayesi gene o kişinin akranları tarafından yapılan değerlendirmeye dayanıyordu büyük çoğunlukla. Ama ne zaman ki bu bibliografik veri tabanları, özellikle de atıf veri tabanları elektronik ortamda kolayca erişilebilir olmaya başladı, bu o zaman da bu o metriklere, bu ölçülere bakılmaya başladı. İşte kişi kaç tane makale yayınlamış, bu makalelerine kaç tane atıf almış vesaire. Dolayısıyla entelektüel bir değerlendirme sonucu, akran değerlendirmesine dayanan değerlendirmelerin yerine bu sefer bu tür bibliometrik ölçevlere, metriklere dayalı olan değerlendirmeler almaya başladı. Ve dediğim gibi özellikle de bu işte özellikle 2000'lerden sonra büyük bir patlama yaşandı. Neden? Araştırma değerlendirmeyi akran değerlendirmesi yoluyla yapmak son derece emek yoğun bir iş, zaman istiyor vesaire. Ama öte yandan bu tür elektronik veri tabanlarından yararlanarak anında kişinin işte kaç makale yayınladığını, kaç atıf aldığını, bunların hangi dergilerde yayınlandığını, bu dergilerin etki faktörlerinin ne kadar düşük ya da yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. İş özellikle son dönemlerde hani bana işte makalenin hangi dergide yayınlandığını göster, onun karşılığında da ben sana şu kadar parayı anında ödeyeyim biçiminde. Yani birazcık bu demin sözünü ettiğimiz hani parça başı ücret işine dönüyor. Burada sorgulanması gereken acaba demin verdiğimiz örneklerdeki gibi parça başı kavramını ekonomik anlamda araştırma değerlendirme için düzgün bir şekilde tanımlamak ne kadar mümkün? Bu tabii ki değil ama siz o göstergeyi bir amaç haline getirdiğiniz zaman o hedefe ulaşmak için zaman kafa patlatılıp bir şekilde ulaşılıyor. Yani ortalama belirli bir proje diyelim ki 3-5 yıl sürede sonucunu verecekken eğer siz o kişilere ya bak ben seni her sene değerlendireceğim, dolayısıyla da sana puan vereceğim, puanın karşılığında da maaşına zam yapacağım vesaire dediğiniz anda bu sefer 3 yıllık, 5 yıllık projeler otomatik olarak 1 yılda inip 1 yılın sonunda somut bir çıktısının olması bekleniyor. O çıktı da eğer makale başına para ödeniyorsa makale başına, atıf başına ise atıf başına biçimine dönüyor. Bunun örnekleri yani araştırma değerlendirmenin örnekleri 1980'lerin ortalarında İngiltere'de falan başlamış durumda. Şimdiki adı Research Excellence Framework, eski adı Research Assessment Exercise'dı. Yani araştırma mükemmeliyet çerçevesi bağlamında sanıyorum 1986'da ilk defa başlıyor ve akran değerlendirmesine dayalı. Bugün bile hala İngiltere'nin yürüttüğü şey akran değerlendirmesine dayalı. Hatta bibliometrik verileri hiç kale almadan bu değerlendirmeyi yapın biçiminde. Şimdi burada değerlendirilen şey nedir diye bakıldığında tabii bu makale sayısı olabilir, atıf sayısı olabilir, patent sayısı olabilir, başka ölçüler de olabilir. Yani disiplinden disipline değişen. Ama eninde sonunda bunların değerlendirilmesi söz konusu. Bunu daha seçmeci olarak yapan örneğin İngiltere örneğinde olduğu gibi işte kişi bazında değil de bölüm bazında yapılıp o bölümde üretilen en iyi araştırma ürünü olarak en tanesini genellikle 5 tanesini vesaire gönder biz bunları akran değerlendirmesi yapalım demek var. Öte yandan yakın zamana kadar örneğin Çin'de uygulandığı gibi
hatta haber çıkmıştı. Yani atıf katsayısı ne kadar yüksek olan bir dergide yayın yaparsan bazı yerlerde lokantalar bile indirim yapma yoluna gidiyordu belirli bir oranda. O ise otomatiğe bağlanmış durumda. Tabii burada analiz birimi olarak da olaya bakmak lazım. Yani birinde doğrudan araştırmacıya böyle bir ödeme yapıyorsun. Diğerinde araştırmacının bulunduğu, çalıştığı bölümün tamamına ödeme yapıyorsun. Birinde yıllık bir pencere belirlemişsin, diğerinde ise 6-7 yılda bir bu değerlendirmeyi yapıyorsun. Bunun örnekleri başka yerlerde de var. Örneğin İtalya'da da tek yıllık bir değerlendirme söz konusu değil. Orada da gene akran değerlendirmesiyle birlikte. Ama işin kolayına kaçan Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde bu işte bu sözünü ettiğimiz bibliometrik ölçevlere dayanıyor. İşte makale sayısı, atıf sayısı, derginin etki faktörü vesaire gibi ve doğrudan da kişiye ödeniyor. Hatta bu 3-4 yıl önce akademik teşvik yönergesiyle YÖK'ün daha da perçinleştirilmiş durumda. Sıkıntı sanıyorum ki bizim hani araştırma değerlendirmede neye bakacağımız, bu işi ne kadar sıklıkla yapacağımız, neyi değerlendireceğimiz, kişiyi mi, bölümü mü, üniversiteyi mi vesaire. Ama son yıllarda bu yani sıralamalar vesaire o kadar aldı başını gitti ki artık hani iş çığırından çıktı gibi. Fakat şöyle söyleyeyim, biraz önce Çin'den şikayetçi olduk. Çin çok yakın zamanda Nature'da bir makale çıktı. Bundan böyle bu tür özellikle atıf dizinlerinde, Science Citation Index'lerinde yayımlanan makalelere ödül verme, para verme işini yasakladı. Dolayısıyla bundan böyle artık işte al sana şurada yayınlanmış bir makale, çarp şu katsayıyla al sana şu kadar para hikayesi söz konusu olmayacak. Bu son derece olumlu bir gelişme çünkü Çin sonuçta bugün dünyada en fazla makale yayınlayan ülke, sanıyorum 450 bin civarında. Şimdi ve bu işi belki de en ekstrem uygulayan ülkelerden biri de Çin olduğu için herhalde bir hani bunun zararlarını ya da ters etkilerini, yan etkilerini kolayca görmüş durumdalar. Belki buradan deminki sözünü ettiğimiz sıçan katliamına vesaire de olayı bağlayabiliriz. Bu tür hani kısa dönemli işte kişilere ödeme yapmaya başladığınız zaman insanlar topu taca atmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte ne bileyim uzun dönemli araştırmalar yapmak istemiyorlar. Çünkü hani her yıl bir şekilde gelirlerini arttırmak istiyorlar. Araştırmayı dilimleyebiliyor. Araştırmayı dilimleyebiliyor. Ya da yayını dilimleyebiliyor. Ondan da yani daha kötü. Yani ne bileyim işte tek bir makalede yayınlayabileceği bulgularını olabildiğince yaymaya çalışıyor. Ya da bir şekilde bunun örnekleri Çin'de de var, İtalya'da da var, başka ülkelerde de var. Örneğin Çin'de başyazar olmak son derece önemli bir makalede. Makale yazılıyor, başyazarlık satışa çıkarılıyor. Kim daha fazla ödeme yaparsa o başyazar oluyor. Çünkü işte sonuçta diyelim ki buna bağlı olarak da doçent olacak, profesör olacak vesaire. Çünkü gerçekten uçuk rakamlardan bahsediyoruz. Yani örneğin Çin'de Science ya da Nature gibi çok üst düzey dergilerde yayın yaptığınız zaman yani 100 bin, 150 bin dolara kadar ödeme yapabiliyorlar. Böyle yüksek rakamlar var. Ki yani gelir düzeyini düşünecek olursanız bunun ne demek olduğunu anlarsınız. Ben sadece bizim alandan bir örnek vereyim, bilgi bilim alanından. Biliyorsun önemli dergilerden bir tanesi Journal of the Association for Information Science and Technology bizim alanda. Bu alanda bir Çinli bir yayın yaptığı zaman Çin devleti ona bir yıllık maaşı kadar şey veriyor, ödül veriyor, yani ödeme yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir makale bir yıllık maaş hikayesi.
İşte bunun sonucunu görmüş olsalar gerek ki bundan geri adım atıyorlar. Bu önemli çünkü yani daha az sayıda makale üreten ülke söz konusu olduğu zaman belki bu çok göze batmayabilir ama dünyada en fazla makale üreten bir ülkenin bu yola artık gitmeyeceğini söylemesi çok önemli. Çok önemli bir şey daha var. Aslına bakılırsa bu uygulamalarda elde edilmek istenen şey genellikle yayın sayısını artırmak ve aynı zamanda kaliteyi de artırmak deniliyor ama uluslararası uygulamalara bakıldığında yayın sayısı ilk zamanlarda artsa bile daha sonra bu artışın azaldığını, hiç kalmadığını, daha da önemlisi aslında kaliteyi neredeyse hiç artırmadığını görüyoruz. Örneğin bu uygulamalara hani ödül verme uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri olarak Avustralya'da bu görülmüş durumda. Ne zaman ki Avustralya'da bu uygulama başlıyor, Avustralya adresli makalelerin yayınlandığı dergilerin de giderek daha etki faktörü düşük dergiler olduğu görülüyor. Yani bir bakıma yan etki diyebileceğimiz şey orada da görülüyor. Bununla ilgili olarak Linda Butler'ın ve arkadaşlarının birçok makalesi var. Dolayısıyla hani istenen amacı bir şekilde vermiyor. Yani ne yayın artışı konusunda ne de özellikle kalitenin artırılması konusunda. Onun için Çin örneğini bu kadar önemsiyorum. Ben yakın zamanda Nature'da yayınlanmış olan makalede SCI dergilerde yayınlanan, Science Citation Index'te dizinlenen dergilerde yayınlanan makalelerin yazarlarına para vermekten vazgeçmeleri kararını. Hocam son yapılan çalışmalardan bir tanesi vardı sizin tarafınızdan. TÜBİTAK Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınları teşvik programının değerlendirilmesiyle ilgili. Bu hem aslında kitap olarak da basıldı hem de elektronik ortamda da erişebileceğimiz çok önemli bir çalışma. Bu çalışmayı da aslında temel alarak Türkiye'deki durumu özetleyebilir miyiz? Yani Türkiye'deki teşvik sisteminin durumu ne? Belki siz kendi kişisel görüşünüzü de buna ekleyebilirsiniz. Kitabın belki üzerine temellendirebiliriz. Ne tip bir çalışma Türkiye'de hayata geçirildi aslında bu kapsamda? Hı hı. Şimdi belki önce bir tespit yapmakta ya da en azından bizdeki tarihçesine kısaca değinmekte yarar var. Bizde indeksli dergiler diye adlandırılan dergilerde yayın yapılması zorunlu Yükseköğretim Kurulu'nun akademik yükseltmeler için 90'ların başında getirdiği bir kural. Yani disiplinden disipline değişiyor gerçi ama örneğin doçent olarak atanabilmek için diyelim ki en az bu tür indeksli dergilerde iki yayın yapmış olmak değilse şunu yapmak bunu yapmak diye tarihi oralara kadar gidiyor. Gene aynı yıllarda 1990'ların başında 93'tü sanıyorum TÜBİTAK uluslararası Türkiye adresli bilimsel yayın sayısını artırmak için onlar da parasal destek verme yoluna gidiyorlar ve önce Science Citation Index'te daha sonra diğer Citation Index'lerde yayınlanan makalelerin yazarlarına yayınlandığı derginin etki faktörüne göre ilk zamanlarda ABC diye sınıflayarak doğrudan para verme yoluna gidiyorlar. Nitekim 25 yılı aşkın bir süredir bu uygulama, TÜBİTAK uygulaması devam ediyor. En son olarak da YÖK akademik yükseltmelere ek olarak 2016 yılında çıkardığı bir yönetmelikle, akademik teşvik yönergesiyle araştırmalardan toplanan puanları, belirli bir puanı geçenlerin maaşına belirli bir ekleme yapıyor. Herhalde bu %8, %10 civarında bilemiyorum ama son 3-4 yıldır böyle bir uygulama var. Tabii bunun ötesinde senin demin de değindiğin tek tek üniversiteler de aynı zamanda bu tür yayınları özendirmek için ya parasal ödeme yapıyorlar ya da işte bu yayını yapanların uluslararası konferanslara gitmelerini destekliyorlar. Üniversiteden bir miktar destek vererek vesaire. Bu tür uygulamalar da var. Burada
buradaki kalite ve yayın sayısı etkisine Türkiye açısından baktığımızda şu tespitleri belki yapabiliriz. Acaba 1990'larda Yükseköğretim Kurulu'nun akademik yükseltme için indeksli dergilerde yayın yapılmasının Türkiye bilimine katkısı ne olmuştur? Bu konuda uzunlamasına bir araştırma yapılmış değil. Ama literatüre yansıyan kısmı daha çok biz bu kuralın arkasından nasıl dolandığımızla ilgili. Hani demin diğer ülkeler için konuştuğumuz işte dilimleme vesaire falan filan gibi olaylar. Bunun örnekleri var. Ama uzun dönemli olarak bunun yararları ne oldu diye en azından son zamanlarda yapılmadı. Mesela daha önce yapılan bir çalışmada tıpkı Avustralya'da olduğu gibi Türkiye adresli makalelerin de giderek etki faktörü düşük dergilerde yayınlandığı yönünde bulgular var. Bunun ben halen devam ettiğini birazdan TÜBİTAK'ın ampirik verilere dayalı çalışmasından en azından desteklenen makaleler açısından göstermeye çalışacağım. Bu son derece önemli. Yani yayın sayısı artıyor olabilir ama kalite konusunda muhtemelen bizim dünyadaki uygulamalardan farklı olmamız söz konusu değil. Nereden söylüyorum bunu? En azından 25 yıllık TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Destekleme Programı'nın verilerine bakarak söylüyorum. Senin de sözünü ettiğim çalışmada da yaptığım buydu. Ne yaptık orada? Orada birincisi bu programı yani TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Destekleme Programı'nın acaba Türkiye'nin yayın sayısının artışına etkisi var mıdır diye bir önce sorumuz buydu. 25 yıllık ödeme verilerine ve Türkiye adresli makalelerin sayısına bakarak bunu ortaya çıkarmaya çalıştık. İlk zamanlarda elbette indeksli dergide yayınlamak ne demek vesaire bu çok bilinmiyordu. Artı 90'ların başında Türkiye adresli yayın sayısı çok çok azdı. Ama sonuç olarak söylemek gerekirse bu programın Türkiye'nin yayın sayısının artışına bir etkisi olmadığı ortaya çıktı. Bu 25 yıllık programa evet, genel olarak bakıldığı verilere dayanarak artı bir ikinci aşamada şuna da baktık. Ya acaba desteklenen TÜBİTAK desteği verilen makaleler acaba genelde destek verilmeyen Türkiye adresli makalelerin yayınlandığı dergilerden daha mı yüksek etki faktörüne sahip? Buna baktık. Ama burada da istediğimizi bulamadık. Maalesef destek verilmiş olan makaleler daha tırnak içinde kaliteli dergilerde yayınlanmıyor anlamına geliyor bu. Biraz önceki YÖK'le ilgili uzunlamasına daha ciddi bir çalışma yapılması derken bunu kastediyor. Bir düşündüğünüz zaman neydi esas itici gücü bu tür ödüllendirmelerin? Ödüllendirilsin. Buna özenerek insanlar da bu ödüle ulaşabilmek için daha iyi yayın yapsınlar, daha çok yayın yapsınlar. Ama en azından TÜBİTAK destekli şeylere baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Bir karşılaştırma yapmak açısından şunu da söylemekte yarar var. İlk yıllarda tabii ki TÜBİTAK'ın desteklediği makale sayısı daha fazlaydı, yayın sayısı az olduğu için. Ama Türkiye şu anda yaklaşık yılda 50 bin yayın yapıyor indeksli dergilerde. Bunun belki de desteklenen miktarı %20'ler hatta daha da alta inmiş durumda Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı nedeniyle. Şunu da söylemekte yarar var. İster akademik teşvik yönergesi olsun, isterse TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı olsun. Bir defa burada şöyle bir sıkıntı var. Tam olarak aslında neyi ölçüyoruz, neyi ödüllendiriyoruz konusu üzerinde çok ayrıntılı olarak durulmuyor. Şöyle bir örnek vereyim. Çıktığından bu yana her sene akademik teşvik yönergesi değiştiriliyor. Evet. Çıktığından bu yana her sene. Şimdi bu ne demek?
bu aslında daha önce yapmamız gereken ya biz neyi ölçüyoruz hikayesinin üzerinde çok durulmadığını gösteriyor. Bir zamanlar bizim üniversitemizde de vardı. İşte akademik yükseltme için H indeksini alalım. İşte profesörün H indeksi şuysa doçent olabilmek için onun %30'u 70'i her neyse alınsın gibi bir takım şeyler konuşuldu. Neyse ki öyle bir uygulamaya geçilmedi ama hala bu anlayış var. Aynı şey dergi etki faktörleriyle ilgili olarak. Biz alıyoruz dergi etki faktörü denilen derginin bir şekilde kalitesini ölçmek için kütüphaneler için geliştirilmiş bir şeyi makalenin kalitesini, yazarının kalitesini ölçmek için kullanmaya başlıyoruz. Halbuki kütüphanelerdeki amaç nedir? Yani kullanım amacıyla elbette o dergide, hangi dergide daha yayınlanan makalelere daha çok atıf yapılıyorsa o dergileri koleksiyonunuza katmanız amacıyla çıkarılmış bir ölçevdir dergi etki faktörü. Biz bunu almışız, daha sonra işte parça başı ödeme yapmak için hangi dergide yayınlanmış şu, o zaman şu kadar para diye. Ve nitekim bunu neredeyse 30 yıla yakın süredir TÜBİTAK UBYT programının uygulanmasında görüyoruz. Akademik yükseltmelerde görüyoruz. Son olarak da akademik teşvik yönergesinde. Hatta onu bırakın, makale sayısı var. Atıfların bile akademik teşvik yönergesinde belirli bir puanı var. Bu açıdan bakılınca da yani işte burada benim hani çok güçlü bir ifade olacak ama çığırından çıkmış durumda. Zaten her yıl böyle bir değişikliğe gidilmesinin nedeni de o. Aynı şekilde TÜBİTAK UBYT programında istismar ediliyorsa aslında orayı yamamaya çalışan bir yönetmelik yapısı da oluyor aslında. Yani bir tarafla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Örneğin kitapla ilgili veya işte başka telif eserlerle ilgili. Hemen oradaki yapıyla ilgili diyorlar ki burası hani istismar ediliyor. Çünkü işin ucunda aslında para olduğu zaman bir anlamda gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. Biz bir bakıma burada yabancı literatürde poor man's bibliometrics denilen şeyi yapıyoruz herhalde. Yani bibliometrinin tam olarak ne yaptığını, neyi ölçtüğünü bilmiyoruz ama sayılar var, kolayca elde edebiliyoruz veri tabanlarından. Evet. O zaman bunu kullanalım diyoruz. Ama onun neyi ölçtüğü, ne derece isabetli ölçtüğü maalesef düşünmüyoruz. Çünkü yapması kolay o açıdan. Ve sanıyoruz ki örneğin başarıyı ödüllendiriyoruz ya da üretkenliği ödüllendiriyoruz. Ama bulgular öyle söylemiyor. Hocam UBYT programı ya da işte akademik teşvikle ilgili yaşanan sıkıntılar mesela aslında UBYT'deki başarısızlık diyelim bir anlamda. Hani bu yayın sayısı çok etki etmemesi işte akademik teşvik için önemli bir gösterge aslında. Yani bu aşamadan sonra sizce UBYT programı veya işte akademik teşvik gibi bir takım programların yerine ne gelmeli ya da bunlar artık durdurulmalı mı? Örneğin UBYT programında bu 25 yılda ödenen paralar acaba direkt olarak araştırmaya kanalize edilseydi, yani size bir ödeme ya da bana bir ödeme şeklinde değil de hani o araştırmaya destek olacak bir kaynak şeklinde yapılsaydı daha mı iyi olurdu ya da işte akademik teşvikle harcanan bir kalem var. Bu mesela bütün akademiye eşit olarak paylaştırılsa motivasyonun arttırılması veya işte başarının arttırılması daha mı avantajlı olur? Örneğin Çin'de dediniz bu iş tamamlandı artık ödeme yapılmayacak. Nasıl bir şey uygulanıyor? Veya işte Türkiye'de sizin görüşünüz veya öneriniz nedir? Belki de yavaş yavaş yayının sonlarına gelirken bunu ön plana çıkartabiliriz, bu konudaki görüşlerinizi alabiliriz. Bu çok önemli bir noktaya değindin. Yani işe yarıyor mu hikayesi. Şimdi bu her şeyde olduğu gibi elbette belirli bir politika söz konusu olduğunda fırsat maliyeti dediğimiz şeyi düşünmek zorundasınız. Yani ne bileyim işte TÜBİTAK UBYT programında bu zamana kadar 30 milyon dolar para dağıtıldıysa eğer, ki ben çalışmada bunlara mikro ödemeler diyorum. Çünkü düşük etki faktörü olan dergilerde yayınlandığı için önemli bir kısmı makaleleri yazarlara aslında çok düşük ödemeler yapılıyor. Yani
250 yazar başına ödemeden tutun da en son işte 15 bin liraya kadar çıkarılmış durumda, ama önemli bir kısmı 1000 lira mikro ödemeler civarında. Dolayısıyla burada sorulması gereken soru, yani ne bileyim, o parayı diyelim ki belirli bir projeye kanalize etseydik bunun getirisi ne olurdu gibi düşünülebilir. Nitekim raporda hani görüşümü sorduğun için söylüyorum. Aslına bakılırsa lisan-ı münasiple bu programın hani sonlandırılması gerektiği en başta söyleniyor. Tabii yöneticiler açısından devam eden bir programı sonlandırmak o kadar kolay değil. Onu da anlıyorum ama durum bu. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu'nun uygulamaları ile ilgili olarak orada şöyle bir şey var. Yani amaç doğrudan belki para kazanmak değil ama onun karşılığında ne oluyor? İşte doçent oluyor, profesör oluyor vesaire. Artı bir de ülkemizdeki uygulamadan dolayı o indeksli dergiyi istiyorsa eğer aynı zamanda işte UBYT desteği almak için de kullanabiliyor ve 2016'dan bu yana aynı zamanda akademik teşvikten yararlanmak için de kullanılıyor. Dolayısıyla da belki de daha makro düzeyde bakmak lazım bu tür uygulamaların Türk bilimine katkısı ne oldu diye. Ama maalesef bu yönde bir çalışma olduğunu ben bilemiyorum. Umarım vardır diye düşünmek istiyorum o açıdan da. Sorunun ikinci kısmı, yani burada neler yapılmalı mıydı? Yani işte diyelim ki UBYT veya akademik teşvik sonlandırıldı. Yapılmaması, devam etmemesi kararı alındı. Burada da bir kaynak var, daha önceden harcanan ve belki de hala yeri olan bir kaynak olacak. Nasıl değerlendirilebilir sizce? Nasıl değerlendirilmesi uygun olur? Yayın kalitesi, sayısı veya işte akademinindeki çalışanların performansı artık veya motivasyonu, her ne dersek, yani bunların daha iyiye götürülebilmesi için ne yapılabilir? Şimdi burada bir diğer noktaya da değinmekte kısaca yarar var. Tabii bu tür değerlendirmelerin bir maliyeti var. Mesela 6-7 bir yılda bir yapmasına rağmen İngiltere'de Research Excellence Framework'ün getirdiği yük, sadece o değerlendirmeleri yapma vesaire, 250 milyon pound'ın falan üzerinde. Bizim örneğin akademik teşvik yönergesi ise çok daha bürokratik. Yani düşünün, Aralık civarında herkes bir şekilde acaba kaç yayın yaptım, kaç atıp yaptım, kaç toplantıya katıldım bilmem ne, bunların çetelesini tutuyor. Ardından Meral Hocam, KDV fişi doldurma vardı, hatırlar mısınız? Evet. Fişleri yıl boyu toplarsınız ama hiç umurunuzda olmaz. Fakat yıl sonunda o kahverengi zarflara yazılır. Ben aynı şeye benzetiyorum. Yani bütün o yıl içinde yaptığınız çalışmaları, bir de burada tabii belki hani konuya uzak olanlar da bilmiyordur. Bir de burada atıfları da giriyorsunuz aslında. Evet, evet. Yani sadece yaptığınız yayınları değil, geçmişten bu yana yapmış olduğunuz yayınlara yapılmış olan atıfları da girmeniz gerekiyor ki o hakikaten aslında bir yük. Yani ciddi bir iş yükü. Ama işte Aralık ayında bir tatlı telaş tırnak içinde söylediğiniz gibi. Bireysel yük de değil. Hani çoğu zaman KDV fişlerinde bireysel yük. Bölüm bunu değerlendiriyor. Fakülte bazında, evet, okul bazında bir değerlendirme oluyor. Kurullar yani kuruluyor. Evet. Bölüm bazında, fakülte bazında, üniversite bazında, YÖK bazında. Ondan sonra da bit işte acaba bu atıf şu etki faktörü olan dergide mi vesaire diye deyim yerindeyse pösteki sayılıyor. Bunun maliyetiyle ilgili ben bu zamana kadar bir çalışma görmedim ama müthiş bir maliyet olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar o yıllık her seferinde daha sıkılaştırma nedeniyle belki şu anda %20'lere indiyse bile, evet, akademisyenlerin teşvik alması, bunun maliyetinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Burada yine aynı şeye geliyoruz. Yani acaba bu parayı başka bir yere kanalize edebilir miyiz? Ama konu dışına çıkmak gibi olacak belki ama Türkiye'de benim gözlediğim bir şey var. Yani üniversite araştırmacılarına makul ödemeler yapmak yerine araştırmanın canını okuyacak bir şekilde işte ek dersten bir gıdım bir para verelim, akademik teşvik yönergesinden bir gıdım bir para verelim diye, bu tür tamamen hani aslında hem
verimliliği hem de kaliteyi yükseltecek şeyleri baltalamış oluyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla son yıllardaki bu farkındalığın artması giderek uluslararası düzeyde araştırma değerlendirme için yayınların sayısına, atıf sayısına vesaire değil, bunların kalitesine bakılması konusunda yayınlanmış olan bildirgeleri önemsiyorum. Ama gelin görün ki maalesef burada da biz hani biz derken dünya çapında evet bu tür bildirgeler var vesaire ama uygulamaya gelince orada bunu görmezden geliyoruz. Mesela San Francisco araştırma değerlendirme bildirgesi ya da Leiden manifestosu diyor ki bu tür araştırma değerlendirme yapan kuruluşlara bir defa bibliometrik ölçevlere dayalı olan şeyleri araştırma değerlendirmede dikkate almayın. Yani kaç yayın yaptığına, kaç atıf aldığına, o makalenin etki faktörü ne olan dergide yayınlandığına bakmayın. Araştırmanın kalitesine bakın biçimine. Ama dediğim gibi bu işin zor tarafı. Dolayısıyla da bunu yapmıyoruz. Türkiye açısından önemli olan da her ne kadar bunlar kütüphaneciler tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olsa da Türkiye'den bu bildirgeleri bırakınız hani ruhuna uygun olarak uygulayan üniversiteleri henüz altına imza atmış üniversiteniz ya yok ya da yok denecek kadar az. Dolayısıyla da yapılması gereken şey herhalde bir defa üstü örtülü olarak buradan bu tür işte teşvik önergesi vesaire şeylere itibar edilmemesi sonucu ortaya çıkıyor. Ama daha da önemlisi personel alımında, akademik yükseltmelerde vesaire de bunlara önem verilmemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Hocam son olarak şunu değerlendirelim. Yani bu programlar tamamlandı. Devam etmeyecek. Sizin öneriniz ne olur? Tekrar aynı soruyu sormuş olayım size. Benim önerim burada elbette bibliometrik ölçevler hiçbir şey söylemiyor değil, söylüyor. Ama bu tür şeylerin oynamaya çok elverişli olduğunu düşünerek bizim değerlendirmelerimizi sadece sayıya bakarak yapmamamız lazım. Dolayısıyla da diyebilirsin ki işte akademik yükseltmelerde jüriler kuruluyor vesaire. Doğru, katılıyorum. Bu işin bir yönü nasıl işlediğinden bağımsız olarak. Ama demek ki istenirse yapılabiliyor. Bu tür durumlarda bile insanların bütün portfolyosunu istiyoruz. O zaman da tabii ki ne yapıyor akademik değerlendirme yapan jüri üyeleri? Yani aynı yere geliyoruz. Siz kalkıp da bana 3 tane dosya gönderir ve 3 ayrı kişiye ait 9 dosyayı inceleyeceksem ve bunu 3 ay içerisinde yapmak istiyorsam bunların hepsini okumak mümkün değil, bunu kabul edelim. Ama ısrarla bu isteniyor. Halbuki dışarıda olduğu şekilde, yurt dışında bazı ülkelerde yapıldığı gibi ya ey aday, yani ey aday sözcüğü de iyi gitmedi ama bana senin önemli gördüğün en önemli 5 şeyini koy dosyaya deseniz o zaman belki de daha makul değerlendirmeler, sohbetlerde değerlendirmeler ortaya çıkacak. Sohbetlerde bahsettiğiniz noktalardan biri de buydu aslında. Yani en güvendiğiniz yayınlarınızı verip onlarla bir değerlendirme gerçekleştirmek. Ama burada bir şekilde o dosyanın kalın olması, işte dosyanın ne kadar yüksek, göz korkutucu diyeyim aslında olması önemli oluyor aslında. Burada belki işte birçok konudaki nicelikle ilgili olan kaygılarımızı bırakıp nitelikle ilgili olan kaygılara geçiş yapmak uygun olur diye düşünüyorum. Örneğin burada bazı üniversiteler bunu gerçekleştiriyor. Diyelim ki bir atama yapılacağı zaman değil mi? Yurt dışından bile akran değerlendirmesi burada yapabiliyor. Yani yurt dışındaki öğretim üyelerinden bir görüş alabiliyor, bir şey yapabiliyor evet. O şekilde bir yükseltme gerçekleştirebiliyor. Burada belki de yani YÖK gibi bir ana çatının bütün üniversitelere uyacak bir model veya TÜBİTAK gibi bir fonlayıcının bütün araştırma kurumlarına uyacak bir model oluşturması çok mümkün olmuyor maalesef. Yani burada alan farklılığı oluyor, disiplin açısından farklılığı oluyor. Doğru. Fakülte bazında bile örneğin bir hukuk fakültesinin
yayın yapabilmesi de bir mühendislik fakültesinin biri olmuyor. Ama biz bunları tamamen aynı çatı altında değerlendiriyoruz. Bu indeksli dergilerde yayın yapmaktan tutun da işte bunların karşılığını alacağınız desteğe kadar. Belki burada birazcık daha işte kişiselleştirilmiş diyebiliriz veya disiplinlere göre oluşturulmuş bir yapı olabilir. Çünkü mesela akademik yükseltmelerde her fakültenin kendi içinde belirli kriterleri oluyor. Ya da bölüm içindeki öğretim elemanlarının durumuyla bir paralellik veya ondan daha iyi bir takım çalışmalar bekleniyor. Belki öyle bir şey, böyle bir program devam etse bile daha genel olarak uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani çok katılıyorum. Hani disiplinlerden öteye aynı disiplinde olan alt disiplinler bile yayın yapma sıklığı açısından, yayın mecraları açısından birbirinden çok farklı. Örneğin bilgisayar mühendisliği denildiği zaman mesela dergi makalesi değil daha çok konferans bildirileri öne çıkıyor. Bir kimyacı senede 5 yayın yaparken bir matematikçi belki 5 senede bir yayın yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey insani bilimler vesaire açısından da söz konusu. Dolayısıyla biz bunların hepsini aynı sepete atıp ona göre bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. O zaman benim yani belki de eğer bitiriyorsak son söz olarak söyleyeceğim şu. Bu kararları kim veriyorsa, YÖK vesaire, ya biz ne yapıyoruz son 30 seneden beri diye bir şapkayı önüne koyup bir değerlendirme yapmalı bir. İkincisi, Türkiye'deki bu yarış özellikle işte ne bileyim artık o kadar iş şeye gitti ki üniversitenin park alanına göre sıralamadan tut da kütüphanesinde erişilebilen kitap sayısına göre sıralamaya kadar bir sürü sıralama yapılıyor ve rektörlerimize bu çok seksi geliyor. Ben hasreten eski deyişle rica ediyorum YÖK yetkililerinden, üniversite rektörlerinden, birim yöneticilerinden artık bu yarıştan vazgeçilip ya biz ne yapıyoruz diye sorulması lazım. Kendi üniversiteme bakıyorum aynı şeyi görüyorum. Yani çok önemli bir dönemden geçiyoruz koronavirüsle ilgili olarak. Hacettepe'nin ana sayfasına bakıyorum tek kelime yok ama 4-5 tane haber arka arkaya sıralamalarda şuradayız buradayızla ilgili. Yani bunun bizi nereye götürdüğünü sağ salim verilere dayalı olarak çalışmadıkça bu girdabın içerisinden çıkmamız mümkün değil. Bu sadece bizim sorunumuzla değil, bu konuşma içerisinde de örnekler verdik. Dolayısıyla bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde gittiğimiz nokta maalesef bu yayın içerisinde Türkiye'de yapılanlara hiç değinemedik ama bu yan etkiler konusunda Türkiye çok yaratıcı olmayan konferanslar düzenleme vesaire konusunda. Dolayısıyla da öyle bir noktaya yaklaşıyoruz ki kötü bilim iyi bilimi kovmaya başlıyor üniversitelerimizden. Evet. Bu hepimizin sorunu. Bunu çözmek zorundayız. Yani tıpkı hani salgın hastalığın yayılması gibi bir etki gösteriyor. Dolayısıyla da sen ben bunu söylediğimiz zaman da bunun etkisi belki de bu odanın dışına çıkmıyor maalesef. Karamsar bir bitiş belki ama benim gördüğüm bu. Ben bir de son bir şey eklemek istiyorum hocam. Özellikle bu akademik teşvik ve aslında UBYT'de aynı durum yok ama akademik teşvikte var. Şimdi vakıf üniversiteleri var Türkiye'de çok fazla. Vakıf üniversitelerinde de çok önemli akademisyenler var aslında. Sonuçta bu ülkenin akademisyenleri. Ama siz akademik teşvik programıyla işte Türkiye adresli yayınlar veya işte bir takım kitap vesaire şeylerini destekliyorsunuz. Aynı vergiyi veren, aynı şekilde bu ülkenin gelişimine katkı sağlayan vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenleri bu programın dışında tutuyorsunuz. Yani siz bir kitap yazıyorsunuz, bildiri hazırlıyorsunuz, makale yazıyorsunuz. Bundan bir teşvik alıyorsunuz. Ama bu aynı teşviği vakıf üniversitesinde akademisyen alamıyor. Ama değerlendirme yapıldığı zaman vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin yaptığı çalışmalar da Türkiye'nin genel değerlendirmesi içinde yer alıyor. Genel olarak aslında bugün araştırma, değerlendirme ile ilgili bir profil ben çizdiğimizi düşünüyorum. Hem performans değerlendirme ile ilgili olarak genel bir giriş yapmış olduk. Hem de dünyadaki ve Türkiye'deki araştırma değerlendirme çalışmalarını genel olarak aslında üzerinden geçtik. Aralarda da konuştuğumuz gibi aslında bu
çok uzun süre konuşulabilecek, saatler boyunca üzerinde belki de tartışılabilecek bir çalışma. Ama sizin hem yazmış olduğunuz kitapla ilgili hem de diğer çalışmalarınızla ilgili hem önerileriniz hem tespitleriniz var. Bunları da biz yayının altında aslında paylaşırız. Bunların linkleriyle ilgili paylaşımlarda da bulunuruz. Son olarak hocam, hem araştırma değerlendirme ile ilgili hem Türkiye'deki akademinin aslında buna bakışıyla ilgili kapatırken neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Biraz önce belki hani mesaj verme açısından söylediklerimi makro düzeyden mikro düzeye de indirebiliriz. Hani bir farkındalık oluşturulması ve bunun giderek artması gerekiyor araştırma değerlendirme ile ilgili olarak. Çünkü bir yerden sonra akademisyenlerimiz bu işin böyle yapıldığını düşünmeye başlıyor. Bunun başka bir türü yoktur diye düşünmeye başlıyor ve o yarışa o da bir şekilde dahil oluyor. Bu bizim hani Türkiye bilimine, akademiyasına yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biri diye düşünüyorum. Onun için de bir an önce özellikle bu araştırma değerlendirme ile ilgili konulara gereken önemi vermemiz, özellikle bu tür performans değerlendirmeye yönelik, araştırma değerlendirmeye yönelik konularda en başta yöneticiler olmak üzere bu farkındalığı geliştirmemiz gerekiyor. Yakın zamanda Türkçe'ye de çevrildi. Sayıların Diktatörlüğü diye bir kitap var. Ben Sarkaç'ta bu konuyla ilgili, araştırma değerlendirme ile ilgili bir kitap yazmıştım. Jerry Müller'in Sayıların Diktatörlüğü ya da Ölçevlerin Tahakkümü diye bilinen. Orada da yöneticiler açısından çok ders verici örnekler var. Her alanda, eğitimden tutun da tıbba, güvenliğe vesaireye kadar. Dolayısıyla lütfen bu tür konulara daha yakından el atalım. Çünkü doğrusunu akademiyada eğer biz uygulayamayacaksak nerede uygulayacağız? Çok teşekkür ederim bu fırsat için. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Burada yorumlar altında belki sonraki haftalarda hangi konulara değinmek isteyeceğimizle ilgili bize fikir veren, yol gösterenler de olabilir. Çok teşekkür ediyorum ben Yaşar hocam. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler.